Rifat Serdaroğlu, 12 Ocak 2024, rifatserdaroğlu.net Sizi dinliyoruz Bay Başkan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIT'in kale yerleşkesinde Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu olarak gücünü günden güne pekiştiriyor. Avrupa'dan Asya'ya pek çok muhatabımız bunu dile getiriyor, dedi. He he hacı, senin dediğin gibi olsun. Sen şu soruya cevap ver. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki gerçek düşünceniz nedir? Kaç çocuk yapmamız gerektiğini siz söylediniz. Normal yolla mı yoksa sezeryenle mi doğuracağımıza siz karar verdiniz. Hangi gazeteleri almamamız gerektiğini siz söylediniz. Akdeniz'in adına White Sea diyerek Guinness Rekorlar kitabına girdiniz. Evlatlarıma helal lokma yedirmedim diyecek kadar sahici olan sizsiniz. Bakın elimde gördüğünüz yüzük benim tüm servetimdir. Eğer bir gün zengin olduğumu duyarsanız bilin ki ben haram yemişim diyen vallahi de sizdiniz. Hırsızlık oğuldan babaya değil babadan oğula geçer sözünü siz dediniz. Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir diyen yine sizdiniz. 17-25 hırsızlık rüşvet olaylarına darbe girişimi diyen sizdiniz. Zafer'in saatine, piyanosuna 150 milyon dolar avantasına bağışın aldığı balya balya bağışlara ses çıkarmayan sizdiniz. İranlı dolandırıcıya cari açığımızın %15'ini kapatan kahraman vatansever diyen sizdiniz. Kahraman vatanseveri 2 ay sonra casus, hain ilan eden de sizdiniz. Davos'ta iki kelimelik İngilizcenizle kafa tutar gibi yapan sizdiniz. Sözün özü, 22 senedir her konuda siz konuştunuz. Sözlerinizi alt alta yazınca kafa karışıklığı içinde olduğunuz çok belli oluyor. Her şeyi bildiğinizi, her konuda fikir sahibi olduğunuzu söylediniz ve devamlı gözümüze soktunuz. Bunların hepsini siz dediniz ama bir konuda ne düşündüğünüzü hep sakladınız. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm gazeteler, televizyonlar, mikrofonlar emrinizde. Siz cesur birisiniz. Çıkın Türk milletinin önüne, Atatürk hakkında ne düşündüğünüzü delikanlı gibi açık açık anlatın. Siz Atatürk'e hakaret veya küfretmiyorsunuz. Hatta zaman zaman ben Türk'üm, gaziyi sayarım gibi sözleri sanki asker arkadaşınızdan bahsediyor gibi ağızda yuvarlayarak da olsa dillendiriyorsunuz. Fakat bu dediğinizin ertesi günü Atatürk'e küfreden festi şarlatanı devletin sofrasının baş köşesinde konuk ediyorsunuz. Yetenekli bir ekonomist olarak herkesin önünde Merkez Bankası Başkanı'nı azarlıyorsunuz, sizi dinlemeyen bakanınızı tokatlıyorsunuz ama her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin diyen pisliği, cübbesi ve devletin arabasıyla ziyarete gelen hıyanet işleri başkanınıza tek laf etmiyorsunuz. Neden? Siz de festi şarlatan ve hıyanet işleri başkanı gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa bunlardan korktuğunuz için mi susuyorsunuz? Bakın sayın tarafsız bay başkan ve AKP genel başkanı, ben size, sizden sonra damadınıza, daha sonra Bilal oğlana, Ömrüm yeterse de torununuza oy vermeyi çok arzuluyorum. Adeta yanıp tutuşuyorum. Ama tek merak ettiğim Atatürk hakkındaki kesin kanaatinizi öğrenmektir. Devletin tüm arşivleri sizin emrinizde. Hulusi Sivil Paşa gibi yaveri tarafından çok muteber halde yerlerde süründürülen bir eski bakanınız ve darbe önleme konusunda çok maharetli MİT Başkanı ve Dışişleri Bakanınız var. Bunlara görev verin, size Atatürk'le ilgili tüm resmi belgeleri getirsinler okuyun, tartışın, düşünün ve kararınızı verip Türk milletine açıklayın. Son Türk devletinin kurucusu Atatürk hakkında fesli çarlatan gibi mi yoksa Türk milletinin büyük çoğunluğu gibi mi düşünüyorsunuz? Dili başka söyler, yüreği başka tanımı size hiç yakışmaz. Hadi konuşun artık. Rifat Serdaroğlu